Şuradan dükkandan, köşedeki dükkandan dönüp al, gidince bizi görürsün. Yer yön zarfı. Yapışmıyor. Bu yanlış. Eğer doğruysa yapışıyor. Yanlışlıklarda olmuyor. Demek ki yanlış yapmışsın. Bilemem. 5. Ya A şıkkı senin nerede doğduğunu söyle ya da 3 yeter kasaya koy. Cevabını söylediği zaman cevabı altına çıkıyor. 75 projemiz var. 4 7. sınıfımız katıldı. Yaklaşık bir 20-25 öğrencimiz Eylül ayından beri yapmış olduğumuz bir çalışmaydı. Projemiz oyun ve oyuncakla Türkçe öğretimi. Ana dil eğitimi incelik ve özen isteyen bir durum. Eğitim ve öğretim süreci zaten böyle ama ana dil eğitimi gerçekten her bireyde kalıcı olması gereken bir eğitim. Dolayısıyla biz bunu ezberden çıkıp da oyun ve oyuncakla eğlenceli hale getirmeye çalıştık. Öğrencilerim öncelikle projeye Eylül ayında başladığımızda bunun sadece bir proje ödevi olduğunu düşündüler. Sonra biz bunu nasıl geliştirebiliriz diye düşündükçe işin içine aileler ve birlikte beyin fırtınası girince, birlikte çalışmalar girince olay gerçekten özgün ve olağanüstü projelere dönüştü. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum onlara ve velilerine. Umarım önce ulusal sonra uluslararası çalışmalarımız olur. Çünkü gerçekten çok özgün ve kaliteli işler çıkardık. Ve biz bunu Türkiye'nin herhangi bir ilinde, herhangi bir ortaokulunda yaptık. Çok büyük çapta bir çalışmayla çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Biz özel kurum ve kuruluşlardan ve Milli Eğitim'den destekler bekliyoruz tabii. Çünkü yerel ya da yerel yapmış olduğumuz bu projeyi ulusal ya da uluslararası hale dönüştürmek için elbette kitlesel desteklere ihtiyacımız var. Toplam proje sayımız 75 taneydi. Ben en çok zarf bulmaca oyununu beğendim. Kendim çer kumandal bir oyunu yaptım. Çok güzel, eğlenceliydi. Yaparken fazlasıyla eğlendim. Öğretmenimin ve diğer arkadaşlarımın yardımıyla bitirdik. Çok güzel bir proje oldu bu. Eylül ayından beri uğraştığımız bir proje ve bu proje Naide öğretmenimiz sayesinde çok güzel bir şekilde devam ediyor ve gelecek yıllarda da devam edecek. Bunda çok büyük bir emek var. Nasıl söyleyeyim, yani normal projeler gibi değil, çok farklı bir şekilde ve yani ezberi bozmaya dayalı bir öğretim şekli. Yani şöyle söyleyeyim, yani bir kutu düşünün. Bu kutunun içinde sorular var ve soruları çekip biz orada ezbere dayalı bir şekilde değil, konuları bilerek cevaplıyoruz ve bunun sonucunda ödülle bunu daha eğlenceli ve bir amaca bağlı şekilde sunuyoruz ve bundan dolayı da çok mutluyum. Çok çalışıyor ya.